Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir, hatta yıllardır beklediğiniz videoyu çekmek için beraberiz arkadaşlar. Bugün Bunker Bravo'ya gideceğiz. İlk katı sizlerle birlikte temizleyeceğiz. Zaten o yüzden de full ekipman giyindim arkadaşlar. Çünkü neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorum. Bende şöyle bir durum yok. Yani araştırmadım Bunker'da nelerle karşılaşacağımızı, Bunker Bravo'da. Ama fazlasıyla silah ve mühimmat gerektiğini biliyorum. O yüzden hazırlıklarımı yaptım. Öncelikle bakacağım şeyler var. Onlara bir bakalım. Neler alıyorum? Bol bol VSS aldım yanıma. İşe yarar diye. Zaten sonda bir boss var. Onu şununla temizleriz diye düşünüyorum. Onun dışında yine AK var 2 adet de. Şu geri dönüşüme bakacaktım ya. Titanyum elde etmiş miyiz? Bir bakalım. Ha, henüz daha tamamlanmamış zaten. 3 tane buraya koymuştuk. Acaba benim yemek hazır mı? Balıklarla bir yemek hazırlamıştım ama bakalım, şöyle hazır gibi duruyor. Evet. Bir şöyle fish mix hazırladım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? 20 dakika boyunca artı 10 zırh veriyor arkadaşlar. Bunu da alacağım. En azından işe yarar diye düşünüyorum. Köpeklerimize bakalım bir de. Köpeklerimizin açlık durumu ne? Çünkü yanımda köpek de götürmek istiyorum. Bilmiyorum Bunker Bravo'da iş yapıyorlar mı ama mutlaka yaparlar diye düşünüyorum. 8 dakikası kalmış. Hemen inbox'tan bunlara da bir et vardır mutlaka. Şuradan bir bakalım. Evet, 13 tane et varmış. Bunu da onlar için harcayalım abi. Köpeklerimi de yanıma alacağım. 1 saat yeterli bir süre. Bakalım Bunker Bravo'da bizde neler bekliyor? Öleceğiz mi? Nasıl geçecek? Gerçekten hiç bilmiyorum. Sizler için direkt doğaçlama böyle. Bugün gideyim dedim ve gideceğiz abi. Motorumuz falan hazır. Bu arada bu set mükemmel ya. Yani bayıldım abi harbiden. Bunker Bravo'ya geldik arkadaşlar. Bravo'da şöyle bir durum var. Şu anda 1 day 2 saat yazmasının sebebi de o. İçeride 6 adet terminalimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyordum ama bu videoda terminaller tamamlanmamışken gireceğiz. Bir sonraki videolar daha kolay olacak. Bunker'ı temizlememiz daha kolay olacak arkadaşlar. Onun da detaylarını şimdi videonun ilerleyen kısımlarında sizlere anlatacağım. Genesis'in bu motoru efsane değil mi ya? Bu arada bu videoyu çok bekliyordunuz biliyorum. Arkadaşlar bu videoya rekor bir sayıda beğeni ve yorum bekliyorum. Aynı zamanda abone değilseniz bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunker Bravo'nun ilk kısmında normalde bu asansörümüz çalışmıyor. Yani siz buraya direkt gelseniz 150 seviyede olsanız, 180 seviyede olsanız, ilk defa geliyorsanız burada Raider'ları göreceksiniz ve dolaplar göreceksiniz arkadaşlar. Bu dolapların içerisinde bazılarında malzemeler olacak. İşinize yarayan malzemeler olabilir. Ben şu anda tam hangi malzemeler var bilmiyorum. Çünkü bazılarını götürdüm abi. O dönemde bana lazım olanları götürmüştüm. Şurada bir dolabımız daha var. Mesela burada efsane malzemeler mevcut. Bunları arkadaşlar kampınıza götürebilirsiniz. Burada Raider'ları görüyorsunuz. Şurada da jeneratör olmuyor. Buraya motor yaptıktan sonra gelin arkadaşlar. Çünkü jeneratörü getirmeniz için motora ihtiyacınız olacak. Bir jeneratör ve bir motora ihtiyacınız var. Bunker Bravo'ya giriş yapabilmek için jeneratörü koyduğunuzda motor asansör kısmı aktif oluyor arkadaşlar ve içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Ben de şimdi sizlerle birlikte gireceğim. Daha önce hiçbir şekilde burada herhangi bir faaliyetim olmadı. Sadece içeriye girip terminallere malzeme verdim. Onun dışında Bunker'da hiç ilerlemedim arkadaşlar. Bu iki de Titanium videosunda olduğu gibi bu iki de sizlerle birlikte yapacağız. Bakalım, umarım fail olmayız. Güzel bir video olur. Sizlerle birlikte şimdi hep beraber göreceğiz. Bu arada üst kat, yani giriş kısmı Bunker Alpha'dan çok da farklı değil. Sadece Bunker Alpha'da asansör için bir bilgisayarımız var. Oradan şifre girince asansör çağırabiliyoruz. Bunda da jeneratörü koyduk mu sürekli olarak artık giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Her girdiğinizde 2 gün sonra burası da sıfırlanıyor. Aynı Bunker Alpha gibi. Ama Bravo'nun iç kısmı gerçekten efsane ya. Şu detaylara bakar mısınız? Adeta farklı bir dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Bu arada köpeğim de şaşırdı bak. Normalde bu tarafa doğru bakması lazım. Arkaya doğru bakıyor. Korkmuş da olabilir. Abi acayip bir ışık var burada ve nükleer böyle radyasyonla alakalı silahlar mı diyeyim, makineler mi diyeyim. Bu arada görüyorsunuz buradan sonrasında aslında giriş yasak ve radyasyon olduğunu belirtiyor abi. Burada da bir kapımız var. Burası terminallerin olduğu Bunker Bravo'nun en son masum kapısı diyebiliriz. Buradan sonrası sıkıntılı artık. Neler olduğunu sizlere göstereyim. Şöyle bir kapımız var abi. Bu kapı kilitli, açılmıyor. Dördüncü katı temizlerseniz buradaki asansörden malzemeleri elde ediyorsunuz. Üçüncü kat bu şekilde. İkinci katta da buradaki malzemelerden elde ediyorsunuz. Yani şöyle
Hani biletleri toplayayım da açayım sırasıyla falan gibi değil. İkinci kat temizlersen buradan bir sandık çıkıyor. Üç temizlersen buradan. Her kısmında belli başlı özellikleri var. Yani hangi malzemeleri toplamak istiyorsanız o katı temizlemeniz lazım. Tabii şöyle de bir durum var. Üçüncü katı direkt temizleyeyim diye bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sırasıyla gitmeniz lazım. Önce iki, sonra 3 ve sonrasında 4. katı temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Direkt 3. ve 4. katı temizleyemiyorsunuz. Şurada da zaten bir bilgilendirme tabelası var. Buraya da sizler için Türkçe karşılıklarını da koydum arkadaşlar. Biz 2. katı temizleyeceğiz. Bakın 3. katı temizlerseniz böyle bataryalar ve elektronik eşyalar, 4. katta da gaz silindirs gibi malzemeler elde ediyorsunuz arkadaşlar. Abi otantik bir yer olmamış mı ya? Gerçekten güzel bir yer. Asansörümüzde burası, işlemlere buradan başlayacağız. Bir de terminal kısmının olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Burada bazı terminaller var. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Totalde 6 tane. Sizlere bunların ne olduğunu da açıklayayım. Bu terminali tamir ettiğinizde arkadaşlar bu malzemelerin hepsini tamamlamanız lazım. Havalandırmaları kapatıyorsunuz. Havalandırmaların bazı bölümlerinde zombiler çıkıyor arkadaşlar. O zombilerin çıkmasını engelleyebiliyorsunuz. Diğer bir terminale geçelim. Benim şu anda tamamlamak üzere olduğum bolts ve vrench'e ihtiyacım var. Bunu tamamlamak için. Bunda da arkadaşlar zombilerin mesela yumurtlama aşamasında olan zombileri durduruyorsunuz arkadaşlar. Yani normalde 50 zombiyle savaşıyorsanız bunu terminali tamamladıktan sonra bu zombi sayısı daha da azalıyor arkadaşlar. Bunu da deneyeceğiz sizlerle birlikte. Zaten en çok işe yarayacak olan da bu. Siz de bir an önce jeneratörü yaptıysanız bu kısmı tamamlamaya başlayın ya da malzemelerini gördünüz en azından. Bu malzemeleri tamamlayın arkadaşlar. Hazır bulunsun. Bir sonraki terminalim benim yine tamamlamak üzere olduğum bir terminal. Burada da arkadaşlar turretler var içeride. Bomba atar ve normal turretler var. Bunları devre dışı bırakmaya çalışıyorum. Bu modu da önemli bir mod. İki mod açabiliyorsunuz. İki terminal açabiliyorsunuz zaten. Benim açacaklarından biri bu turretle alakalı olan, diğeri de dediğim gibi zombileri yarıya indiren terminal arkadaşlar. Bir terminal daha. Bu da ekstradan içeride kapılar bulmanızı sağlıyor arkadaşlar. Fazladan kapılar açılıyor ve fazladan zombi kesiyorsunuz, loot yapıyorsunuz. Geriye iki tane daha terminal kaldı. Onlar biraz daha iç kısımda arkadaşlar. Bunlardan birisi Water Pumps. Bu da şöyle isminden de anlaşıldığı gibi aslında içeride su birikintileri falan var. Bunlar tabii sizin yavaş hareket etmenizi sağlıyor. Sağlıyor demeyeyim. Yavaş hareket etmek zorunda kalıyorsunuz bu su birikintilerin içerisinde. Bu da sizin zararınız oluyor arkadaşlar. O su birikintilerini kaldırmak için bunu kullanabilirsiniz. Bir sonraki ve son terminalimiz arkadaşlar. Bu da arkadaşlar havalandırmaları açarak radyasyonu, içerideki radyasyonu azaltmaya yarıyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Abi bir de şuraya geniş haritadan bir bakmak ister misiniz? Ben bir merak ettim. İşin açıkçası şuradan şunu alarak bir de geniş açıdan bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi Bunker Bravo'yu bir de geniş açıdan göreceğiz. Gerçekten çok farklı bir yer ya. Baksana, acayip enteresan abi. Böyle yani buna benzer bir bölge daha yok oyunda. Buranın ne olduğunu da çözmeye çalışacağım artık, bir ipucu falan bulabilirsem sizlerle de paylaşırım. İlk katımıza geldik, hazır mıyız? Şöyle bir silahlarımı falan kontrol edeyim. Şunu boss'ta kullanacağız abi. Şöyle yapalım hatta, şuradan çekmesi kolay olsun. Ben bilgisayarda oynamıyorum, mobil cihazda oynuyorum. O yüzden bazen seri olmam gereken kısımlar olacak. Hatta şöyle yapalım bak. Şurayı, skill'leri de ayarlamam lazım çünkü. Şurası otoda kalsın, tamam mı? Snake olsun mu, sprint mi olsun? Yani bu şekilde devam edebiliriz. Bu arada şeyi unuttuk ya biz, bak 2 dakikası kalmış bu armor olayının. Girelim abi bence, ne olacaksa olsun artık. Hazır mıyız? Bence artık hazırız. Şunu şöyle alacağım. Ve Bunker Bravo heyecanı başlıyor arkadaşlar. Her girmez radyasyon sesini duyuyorsunuz zaten. Hemen şuradan çantama gelip şunu kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Bu da radyasyondan biraz daha az etkilenmenizi sağlıyor. Terminal gördüğünüz gibi burası. Buradan normalde aktif ediyorsunuz ama ben şu anda herhangi bir şeyi aktif edemiyorum. Ve kat 2'nin girişi burası abi. Şu anda başlattık abi, buradan terminalden durumu açtık, şimdi ilerleyeceğiz. Oğlum ilk baştan ölecektim, bunlar patlıyormuş. Şuradan yiyecek de tüketeyim de can full devam edelim değil mi? Abi turretler var burada, bir köşeden girmek için
şöyle tarıtları bir indirelim istiyorum. VSS çok çabuk tükeniyor. Bu arada silahlarımın çoğu modsuz abi. Onları en kısa sürede ayarlayacağız. Abi ya şu riotları hiç sevmiyorum ya. Burada da karşımıza çıktı. Kalkanı bir indir göreceksin sen. İndirmiyor da. VSS bu arada çok seri değil abi. O kısım biraz sıkıntılı yani. Şuraya bir VSS daha. Atalım. İlk aşamaları tamam diyoruz. Bilmiyorum nasıl devam edeceğiz ama şöyle iyiyiz değil mi? Aynen. Şuradan ilerleyeceğim. Şunu halledeyim mi? Bunu da halledeceğim ben ya. Oğlum vuramıyorum bunu. Şunu çekeyim bari. Dur şu zombileri bir halledelim. Evet bunları da halletmiş olduk. Şuradan devam edeceğim ama o kapıyı nasıl açacağım işte onu merak ediyorum. O bomba atıyor çünkü. Evet bunu buradan halledeceğim abi. Yani riske atmak istemiyorum hiçbir şeyi. O yüzden bir VSS gider en fazla. Bilmiyorum geçebiliriz aslında da kapıda bombayı çakarsa bir de içeride neyle karşılaşacağımı bilmediğim için bunu temizlemek zorundaydım. Daha girişte bayağı bir harcadık değil mi? Geliyorlar abi. Ne geldiğini de bilmiyorsun ya. Ya arkadaşlar radyasyondan ölürsün, bosslardan ölürsün ama yani bu patlayan zombiden ölmek nedir ya? Blackboard Polis Departmanı'nda bunu normalde canını sıfırın altına bir anda düşürünce ölmüyorsun abi. Yani patlama olayı iptal oluyordu. Yani ya da ben öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ona istinaden kaçmamıştım ya. Ama sağlık olsun abi. Bu arada hızlı olmak lazım burada arkadaşlar. Tekrar terminalin orada başlıyorsunuz. En azından ölünce neler oluyor siz onu da görmüş oldunuz abi. Şundan bir tane daha kullanacağız artık değil mi? Radyasyon etkisini arttıracak. Bir an önce bizim burayı temizlememiz lazım. Umarım herhangi bir aksaklık yaşamayız abi. En son şu kısımlarda kalmıştık. Öldüğümüz kısımda hatta. Buranın gerisiydi. Şunlara bir bayağı yaklaştılar. Bu arada yavaşlar ama şöyle. Burada patlatırsam ben de kaçamam değil mi? Gerçi bundan parazit çıkmayacak mı? Aynen parazit çıkacak. Çok da öyle korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Oo bak harita bir anda kalabalıklaştı. Geliyorlar benimkiler. Acele etmemiz lazım. Radyasyon şiddetini gittikçe arttırıyor abi. Bu arada bakın sudan kabarcıklar çıktığını görüyorsunuz. Ara ara böyle radyasyon yayılan yerler mevcut. Şu kapağı açmayacağım abi. Şuradan bir zombi çıkıyor çünkü. Bu da bu tükürenlerden abi. Toxic Spear mıydı? Aynen çok kötü ya bu. Bak tükürdüğü yerde asit oluşuyor ve orada sürekli canınız gidiyor. Bak hatta şuradan geçersem hala gidecek. Kaybolmadılar. Ama geçeriz ya. Of 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 çok kötü oldu. Ya şu riot var ya beni telef edecek şu anda. İndir o kalkonu çabuk indir. Abi çok oyalıyor ya bunlar. Umarım çekmez bir daha. Son anda hallettik. Şöyle bir silah daha almam lazım. Hatta daha seri bir silah almam lazım. Şu bandajları da dolduralım. Bu arada aslında şeye de geçebiliriz. Dur şunu bir halledeyim de.
şu aptalı hallettik ya var ya, başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten çok zorluyor beni. Burada radyasyon kıyafetini giysem mi? Neyse gerek yok ya. Şurada bir tane şey var. Şu gaz çıkaran bir zombimiz var ya abi, ondan var. Onun için istemiştim. Şu bir patlasın. Ben o sırada hemen bir silah ayarlayayım. Bak vurdukça doluyormuş onu. Ben onu var ya hiç şey yapmadım ha, hesaba katmadım. Ama hallettik, çok zor olmadı. Bayağı radyasyon şu anda gömüyor bizi abi. Ama yapacak herhangi bir şey yok. Devam edeceğiz. Oğlum bir şey geliyor yavaş yavaş. O ne ya? Ya aptal riotlar ya. Var ya radyasyon zaten bunların yüzünden bu kadar bizi mahvetti. Ama dur, haplar maplar bir şeyler kullanacağız artık. Yani bir şundan kullanalım. Bir de şundan kullanalım. Şuraya da bir VSS daha alalım. Oğlum nasıl tükürüyorsun öyle ya? Ahlaksız. Şuradan kesin çıkacak aynen. Arkadaşlar bu arada terminaller açık olmadığı için şu anda gerçekleşen senaryo en kötü, en zor senaryo. Abi geldik herhalde. Hindi sesini duydum. Şöyle yapacağım. Artık bunları giyeceğim çünkü içeride gaz durumu falan da olacak ya. Bu şekilde atlatmış olacağız. Bu arada oğlum ne oluyorsun ya? Burayı hızlı halletmem lazım. Yani radyasyon belleyecek beni çünkü. Oğlum açamadım bile ya. Riot'u hallettik Allah'tan. Geliyor abi ya, manyak herif. Şuna baksana, 2000 can. Oğlum kendim öldürdü. O onlara giderken şunu almam lazım. Şunu da kullanıp şuraya da bunu almam gerekiyordu. Aynen. Bayağı binin altına çektik şu anda. Oğlum çok iyi vuruyor ya. Olan kitlere oluyor ya ama olsun. Abi ölmemem lazım.
sonunda öldürdük abi ya. Valla son anda öldürdüm yani. Şurayı açarsam iş bitiyor mu? Aynen, sonunda çıktık be. Oğlum çok zordu ya. Yani radyasyon gerçekten beni mahvetti. Ama şu anda herhalde gidiyor değil mi? Aynen gidiyor. Bu arada zırhlarımıza hiçbir şey olmadı. Yani zırhlar bayağı arttı. Hatta VSS'miz falan da bayağı arttı abi. O konuda da problem yok. Gelelim sandığımıza abi. Sandığımızı buradan açacağız değil mi? Hani şu ikinci kat falan dediğim yere geliyor diye düşünmüştüm ama bakalım sandığımızdan neler çıkacak. Bunker Bravo videosunu çok beklemiştiniz. Tabi bunun sadece ikinci katını tamamlamış olduk. Üçüncü katı ve dördüncü katı da var. Bunlar da gelecek arkadaşlar. Ama sizlerden bu videoya seri bir like bekliyorum. Aynı zamanda yorum ve abone olmayanlar için de abone olmalarını bekliyorum arkadaşlar. Serimiz devam edecek. Yakında bir sezon 14 fragman videomuz var arkadaşlar. Onu da kaçırmamak için bildirim çanını açın mutlaka. Sezon 14'te ne gibi değişiklikler olacak? İlk sizlere öğrenin istiyorum. Aynı zamanda çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Çekilişlere de kazanmak için takipte kalın. Instagram ve Discord linklerimiz de açıklamalar kısmında. Oralardan da duyurular yapıyorum. Oralardan da mutlaka bizleri takip edin. Şu sandığımızı açalım artık. Bakalım neler varmış. He, bunu gönderdik. Değil mi? Tamam, şuraya gönderdik oğlum. Yukarıya gönderdik işte, tamam. Ceset de burada hatıra olarak kalsın artık. Bu arada 3. kat açıldı. Yemiyor abi. Yani gerçekten zorladı ama ilk girişimizde olacak bu kadar. Bunker Bravo'ya girmek için yaklaşık 1 senedir size yakında yazıyorum ya. Yani Bunker Bravo video sistemlerine. Aslında önceden de yapar mıydık? Yapardık. Sonuçta zırhla çok alakalı bir durum olmadı. Kevlar setimiz vardı önceden de. Yani buradaki silahlarımızın hepsi de VSS'ler falan bende önceden olan şeyler. Sadece ben demiştim ki şuraları falan tamamlarım. Bir de sezonlar hep araya giriyordu. Vakit olmuyordu, fırsat olmuyordu. Bugün artık bir arkadaşımız yazmış. Hani Bunker Bravo videosu gelecekti falan diye. Dedim ulan bir gideyim. Yani bunu 100 seviyede de yapabilirdik abi. Değişen hiçbir şey olmazdı. Çünkü seviyeyle alakalı bir şey kullanmadık. Şu terminalleri de kullanmadık. Bir sonrakinde terminaller olacak. Daha basit olacak. Bakalım sandıktan neler çıkıyormuş abi. Bunu merak ediyordum. Bir air filter, bir tane anti-rate çıkıyor arkadaşlar. 20 tane cap çıkıyor. Ve aynı zamanda bakalım karbon kompozitimiz var. 5 adet. Hani öyle beklediğimde çok öyle diyecek bir şey de çıkmıyor işin aslı ama önemli olan Bunker Bravo'yu halletmekti. Masraflı bir yer yani. Burayı niye temizlersin abi? Burayı niye temizlersin lan harbiden? Oğlum bu kadar eşya götüren yeri niye temizlersin? Ya işte fantazi. Yani şöyle. Aslında bunları bu aralar çok elde ediyoruz. Factory parts falan bu aralar çok elde ediyorum ben ama şöyle normalde elde edemiyordun abi. Sezonda işte Sunken Max açıyoruz. Ondan falan elde ediyoruz da çok kolay elde edilmiyordu. Arkadaşlar Bunker Bravo'nun 3. kat ve 4. kat serilerinin de gelmesini istiyorsanız bu videoya seri bir şekilde yorum ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.